Bu son dönemlerde gıda değişimleriyle ve aynı zamanda spora yönelmeyle birlikte protein tozu kullanımı artmış. Bununla ilgili bizde de sorumuz gelmişti daha önce izleyicilerimizden. Protein tozu kullanımı nedir? Vücuda faydalı mıdır, zararlı mıdır? Beyne etkisi ne oluyor? Bir size danışalım istemişler hocam. Evet, güzel soru benim açımdan çünkü özellikle lisenin bir döneminde ve üniversitede ağırlıklı olarak vücut geliştirme sporuna kafayı takmış genç kurbanlardan bir tanesi de bendim. Kurban derken bu arada çok güzel bir spordur onu söyleyeyim ama spor yani bu vücut geliştirme sporunun etrafındaki psikoloji çok hayırlı bir psikoloji değil. Çünkü hani o spor salonlarına gidip de özellikle vücut çalışan arkadaşların etrafı gözlemleme gibi bir hadiseleri varsa özellikle böyle kasları biraz fazla gelişmiş bu işe çokça zaman yatırmış arkadaşlar hani tabiri caizse biraz tuhaf davranışları olduğunu fark etmiştir. Böyle devamlı aynada böyle bir kendine bakmalar, bir kendinden geçmeler, kızgın ama hafif boş bir bakışla yoğun bir adrenalin ve testosteron gazını devam ettirmeye çalışmalar, o sürekli olarak kaslara ağırlık yani çok fazla ağırlık vermekten kaynaklanan tuhaf gaz hali yani yorgun bir gaz halidir bu bir enteresandır. Ve bir süre sonra da içeriden özellikle bu hissedilir. Ben onu yaşamışlardan biriyim. Ne yaparsan yap, sağını solunu ne kadar şişirirsen şişir, asla hiçbir gelişmenin yetmediği, her zaman senden daha iyi vücudu olan birilerine içten içe gıcık olduğun ve o tarafa gitmek için devamlı vücudunu zorlamayı böyle canı gönülden istediğin garip bir psikolojiye sürükler insanı. Şimdi bu işin tabii abartılmış psikolojik kısmı, onu daha önceki videolarımda ben biraz uzun uzun anlatmıştım, oraya çok girmeyeceğim ama bu psikolojik bozukluğun bir tarafı da aslında bir bilgi yanlışından ya da bilgi çarpıtmasından kaynaklanıyor. Şimdi biz genellikle beslenmede de bir hata yaparız. Mesela işte aldığımız besinleri kalori hesabıyla alırız. Eski diyetisyenlik usulü de buna çok bel bağlıyordu. İşte falanca şey şu kadar kalori, öbürü bu kadar kalori. Günde işte 1500 kalori alırsan şöyle olur. İşte şu eğer işte zayıflamak istiyorsan şu kadar kalori, kilo almak istiyorsan bu kadar kalori gibi. Bedenin aldığı besinleri doğrudan yakarak enerjiye dönüştürdüğü ve ortaya çıkan enerjinin eğer kullanılmadığı takdirde de yağlar gibi kilo yapıcı unsurlar şeklinde vücutta biriktirildiği şeklinde bir kabul var idi. Fakat kalori nedir? Önce onu bir hatırlatayım. Kalori herhangi bir yani bir ısı birimidir, enerji birimidir kalori. Bir besin maddesi ya da bir madde kalorimetre dediğimiz bir cihazın içerisinde bildiğimiz ateşle yakılarak çıkarttığı sıcaklık miktarı ölçülür. Buradan da onun şu kadar kalorilik bir enerjiye sahip olduğu hesaplaması yapılır. Yani cisimler yakıldığında ortaya çıkan enerjinin adıdır kalori. Ve bizim yiyecek maddelerimizin kalorisi de böyle hesaplanır. Alınır 1 gram patlıcan atıyorum işte yakılır içinden ne çıkıyorsa kalorisi odur gibi kabaca mantığı buna dayanıyor. Ve biz bunları vücudumuza aldığımızda da günlük dilimize de geçmiştir. Yakmak diye hani yağ yakmak, besinleri yakmak falan diye bir ifade var. Fakat bizim vücudumuzun herhangi bir yerinde ateş çıkmaz. Kalorimetredeki yakma işlemi gibi bir şey yapmayız vücudumuzda. Bizim vücudumuzda yaptığımız şey çok adımlı, enzimlerle yönetilen adımlar içeren biyokimyasal reaksiyon zincirleriyle besin maddelerinin kompleks moleküllerini daha küçük parçalara ayırmak ve bu küçük parçalara parçalarken de ortaya çıkan enerjiyi metabolizmamızın ihtiyaçları için çeşitli yollarda kullanmak. Bu enerjinin çok 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 büyük kısmı ATP dediğimiz bir enerji depolama molekülü halinde depolanır. Bunu bir para birimi olarak düşünebilirsiniz. Bankaya para yatırmak gibi devamlı olarak ATP molekülü biriktiririz ama ATP molekülleri öyle hücrenin içerisinde ben bunu 10 senelik biriktireyim de kullanalım gibi zararsız bir depo değildir. Çok aktif bir molekül olduğu için hızla yapılıp hızla yıkılması yani kullanılması gerekir. Dolayısıyla ihtiyaç halinde vücut bu maddeleri parçalar, onlardan çıkan enerjiden ATP yapar falan filan. Az miktarda insan vücudunda enerji depolama molekülleri de vardır. Bunların mesela hızlı yakılanları ve yavaş yakılanları vardır. İşte karbonhidratlar genellikle kolayca depolanır ve kolayca parçalanır. İşte bizim yediğimiz şekerdeki glikoz gibi, fruktoz gibi şekerler vücudumuzda büyük şeker zincirleri halinde ya da işte bir başka ifadeyle glikojen dediğimiz depolar halinde biriktirilir. İhtiyaç olduğunda da kesilip kesilip adeta kurutulmuş biberi yemek yapıp da hani mutfağını şenlendirirsin ya onun gibi depodan alır alır kullanırsın. Şimdi bu normal vücut metabolizmamızın işleyişi ama burada besinlerin içindeki enerji yanma reaksiyonunda olduğu gibi aşağı çıkmaz. Tekrar söyleyeyim. Aşamalı ve yumuşak geçişli molekülden moleküle enerji, elektron ve protonların aktarıldığı böyle kuantum fiziksel netameli süreçlerle olan işlerdir bunlar. Mesela bir lokma yiyecek İki insanın vücudunda aynı şekilde işlem görmez. Çünkü o insanların enzimatik yapıları, vücut metabolizma düzeyleri,
o yiyecekle ilgili ya da o yiyeceğin içeriğindeki yağ, protein, karbonhidrat, nükleik asit içeriğine cevap verme biçimi farklıdır alışkanlıklarından dolayı vesaire. Dolayısıyla her insanın vücudunda aslında farklı işleniyor bunlar. Tabii biz ya kalori hesabına göre şöyle olur falan filan deyince şimdi vücut geliştirme gibi sporların aslında ne var? Kasları zorluyorsun. Kaslar fazla yükle karşılaştığı için onu bir sonraki sefer daha kolay kaldırmak adına ve tabii ki fazla yükten dolayı da biraz hasar gördükleri için içlerinde bu kasılmaların sağlayan proteinlerin sayısını arttıracak bir sürece giriyorlar. Yani yeni protein yapıyorlar. E şimdi biz kas hücrelerinin bölünüp çoğalmadığını biliyoruz. Sadece içlerine yeni proteinler doldurup şişiyorlar aslında. Yani şunu gururla söyleyebilirim ki benim şu biceps kasımdaki lif sayısı Arnold Schwarzenegger'inkiyle aynı. Onun sadece hücreleri biraz şişkin çünkü zamanında çok zorlamış. Aynı derken yani 3 aşağı 5 yukarı yakın demek istiyorum. Birebir aynı değil kimsedeki sayılar. Ama hücre şişip içine protein doldurduğu için o kasların çapı artıyor. Bu arada her bir kasın yük kaldırabilmesi kesit alanıyla orantılıdır. Yani kas ne kadar büyükse İçinde o kadar çok protein depolamış ve o kadar çok işte kasılma gücü oluşturuyor demektir. Dolayısıyla burada düz mantık nedir? Kasın protein yapması gerekiyorsa ben hem ağırlık basayım hem de bir yazık bu kasın protein yapsın diye dışarıdan öldür öldür protein alayım diye. Şimdi normalde iyi beslenen yani dengeli bir şekilde işte protein, karbonhidrat vesaire alan hatta karbonhidratı biraz düşük tutup yeşil sebzeler ve protein açısından sağlam beslenen, lifli beslenen bir insan isterse günde 5000 ton ağırlık kaldırsın kaslarına yetecek kadar proteini zaten alır. Fakat ticari sektör, kapitalist sistem sağ olsun, sağ olmasın, yerin dibine bassın. Niye sağ oluyor? Bu sistem bize önce bir yarım yamalak bilgi veriyor. Diyor ki kaslar proteinle güçlenir. Sonra diyor ki dışarıdan protein alırsan bu süreç daha hızlı olur. Bize dayıyor mesela bir takım gıda eklentilerini, suplementleri. Özellikle sporcular bunlara bayılıyorlar. Şimdi ben de çok uzun bir dönem şöyle şeyler yaptım. Daha önce anlatmıştım. Beis yok dolayısıyla pabriye çıktı bunlar yani anlatabiliriz. Mesela dediler ki protein iyi gelir. Annemlerin evde böyle bir tane blender vardı ilk modellerinden. Blenderın içerisine 1 litre sütü doldur. İçine 2 tane muz at. 4 tane yumurta kır. Rocky filminden gördüğümüz şeyler bunlar. Ondan sonra pul biber, yeşil biber, kapri biber ne bulursan içine at. Varsa elma, işte kullanılmış bulaşık bezi falan Allah ne verdiyse hepsini içerisine dolduruyorsun. Bar basıyorsun. O böyle bir bulamaç oluyor. Yemin ediyorum ya kokusu baygınlık geçirtecek dereceye gelebiliyordu bazen. Onu da kafaya dikip içiyorduk ve diyorduk ki arkadaş bu kadar besini aldıktan sonra muhteşem olduk biz. Şimdi birincisi işin bu kadar aşırı besin almanın vücutta yarattığı bazı hormonal sonuçlar ve sorunlar var. Bu sonuçlardan bir tanesi aşırı tokluk ve kan şekerini aşırı yükseltici bu tip bir beslenme önce size çok yoğun bir gaz veriyor sonra vücudunuzda ciddi bir bitkinlik ve yorgunluk yapıyor. Daha önce bolca anlattığımız ve İnsanın Fabrikaları ikinci ciltte de detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bu kan şekeri, insülin dalgalanmaları ile ilgili bir mesele. Vücudunuza fazla protein aldığınızda bu protein vücutta çeşitli yerlerde kullanılıyor ama arta kalanı dönüştürülüyor. Özellikle protein metabolizmasını hızlandırdığınızda ürik asit bileşenleri yani protein parçalanmasının sonucu olan bazı asidik ve vücut için zararlı olabilecek malzemeler vücutta birikmeye başlıyor. Bu da özellikle genel metabolizmanızdaki olumsuz etkileri bir yana İşte gut hastalığı diye herkes duymuştur. Nedir? Ayak parmakları şişer bilmem ne dolaşımda sorunlar başlar. Bu kandaki protein yıkım ürünlerinin birikmesinden ve bunların dokulara sızmaya başlamasından olan bir sorun. Ama bunun dışında başta böbrekler olmak üzere, karaciğer olmak üzere, mide ve sindirim sisteminin geneli olmak üzere ve dahası hormon bezleri olmak üzere bir sürü sorun yaşatmaya başlar. Bu sorunlar kişinin zayıf yerine göre değişir. Yani vücudunda ne zayıflık varsa oradan bir şey patlayacak şekilde bir dizi talihsiz olaylar zinciri düşünebilir. Dolayısıyla biz eğer normal bir şekilde besleniyorsak ve normal bir şekilde spor yapıyorsak aslında çok kısa bir süre içerisinde gayet güzel gelişim gösterebiliriz. Bir minik anekdot daha. Sadece yani piyasadan alınıp kullanılan protein tozlarının falan içinde çoğunlukla sadece protein tozu bulunmaz. Özellikle sporcular için olanlarda metabolizmaya yardımcı olduğu iddia edilen L-karnitin, karnozin falan gibi ilave malzemeler de bulunur. Kaslarımızdaki enerji üretim sistemlerinde gerçekten fizyolojik olarak kullandığımız malzemelerdir ama dışarıdan aldığımız şeyin herhangi bir faydasının olduğuna dair bilimsel bir kanıt olmadığı gibi vücuda verebileceği olası zararlar hakkında da çeşitli kanıtlar mevcut olan maddelerdir. Fakat biz bunları bayıla bayıla içeriz. Nedir? Protein, işte enerji hızlandırıcı, kasın efendim hızlı depar atmasına yardımcı olur falan filan diye alırız. Ondan sonra bir de esas önemlisi anabolikler dediğimiz, anabolik maddeler dediğimiz bazı eklentiler vardır çoğu zaman bunların içinde. Anabolik
metaboliğin bir bölümü. Şimdi metabolizma vücuttaki işlevler, anabolizma yapma işlemleri, katabolizma yıkma işlemleri. Anabolikler vücudun üretim, protein yapma, vücudu inşa etme süreçlerini hızlandıran maddelerdir. Bunların önemli bir kısmı hormonlar ya da hormon analoglarıdır ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de erkeklerdeki testosteron hormonudur. Ve maalesef uzunca bir dönem dünyadaki profesyonel vücut geliştirmeciler bu ilaçları çok aldılar. Sonra hepsinin karaciğeri patlayıp işte üreme sisteminde sorunlar olup en hafif problemleri kısırlık olarak ortaya çıkmaya başlayınca dediler ki bir dakika bu böyle olmuyor. Daha başka anaboliklere sardılar ve bir sürü işte çeşitli preparatlar var, şimdi ismini vermeyeyim, ilaç şirketleriyle papaz olmayalım. O müstahsar isimli ilaçlar maalesef hala dünyanın çeşitli yerlerinde kayışı koparmış ve hayatta fazla ilişkisi kalmamış, adına sporcu diyen ama aslında varlığından intikam almaya çalışan bir biçareler olarak nitelenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir dizi bedbahtın kullanımına sunulmuş durumda ve hala kullanılıyor. Bunların toplamda zarardan başka bir etkisini gösteremedik bilimsel olarak. Dolayısıyla sporla uğraşan sevgili arkadaşlara İki tane küçük hatırlatmam var. Bir, spor kendinizi böyle bir dolap beygirine çevirmek için değildir. İnsan bunun için spor yapmaz. Spor bedensel hareketlerimizin, insanın fabrika ayarları birinci ciltte okuyabileceğiniz gibi temel ihtiyaçlarını yerine getirmek ve durağan hayattan bir şekilde çıkıp beden, beyin vesaire sisteminin optimal çalışması için gerekli olan bir şeydir. Akşamları yapacağınız uzun yürüyüşler yahut tempolu güzel koşular, işte böyle ormanlık bir alanda falan yapacağınız yahut bahçe bağ işleri falan filan, bunlar hareket etmek için gayet yeterlidir. İkincisi de normal beslenme dışında neye sararsanız sistemi bozarsınız. Normal beslenme de kişiden kişiye değişir, onu hatırlatmak isterim. Kendi optimal beslenme sisteminizi bulmak kişisel görevinizdir. Bunu kimseye vermeyin. Ne yediğiniz zaman iyi olduğunuzu, hangi besinleri yediğinizde performansınızın düştüğünü izlemek ve öğrenmek zorundasınız. Dolayısıyla lütfen bu ikisini çıldırmadan yapacak olursak hayat daha güzel olur. Spor öyle bir şey değil. Beslenme de zannettiğimiz gibi değil. Zaten bu dünyada gerçek değil biliyorsunuz. Yani bunların hepsi Matrix diyerek... Thank you.